Biri sunan Ege Yapı kahve molasını sunar. Kahve molasından herkese merhaba. Bugün kahve molasında çok değerli bir konuğumuz var. Türksel Genel Müdürü Sayın Kaan Terzioğlu. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kendisiyle bugün birçok konuyu masaya yatıracağız. İlk olarak 4.5G'den başlayalım. Geçtiğimiz Nisan ayında hep birlikte büyük bir sevinçle 4.5G'ye geçtik. Şimdi burada hangi noktaya geldik? 4.5G'de neredeyiz şu anda? Şimdi dünyada 4.5G geçişlerinde genel olarak kabul edilmiş bir başarı kriteri vardır. Eğer abonelerinizin %10'u bu yeni teknolojiyi bir sene içerisinde kullanıyorsa herkes çok başarılı diye bakar. Türkiye'de %30'ları geçtik. Bu aynı şeye benziyor. 1 Nisan'da biz network'ü canlı hale getirdiğimizde birinci dakikasında 1,5 milyon insan kullanmaya başlamıştı. Bu o hız hiç dinmedi. Türk insanı hakikaten 4.5G'yi çok sevdi. Hızlar 10 katına çıktı, kapasiteler 10 katına çıktı ve gerçek anlamda biz artık cep telefonlarımızdan cam gibi televizyon seyredebilmeye başladık. Bunun etkilerini her alanda görüyoruz. Bakın 7 dakikalardaydı ortalama cep telefonundan televizyon seyretme süresi, geçen hafta 40 dakikaya çıktı. Türk insanı 4.5G'yi doya doya kullanıyor. Bizim network'ümüzün trafiğin aşağı yukarı %32'si şu anda 4.5G üzerinde gerçekleşiyor. Dünya ile karşılaştırdığımızda Türkiye müthiş bir başarı hikayesi. Bence Türkiye'deki telekom operatörlerinin hepsi iyi bir deneyim verdi burada. Biz aldığımız spektrumu en iyi şekilde değerlendirdik. Talebi erken gördük, yatırımlarımızı hızlandırdık. Ve bütün bunların sonucunda da arzu ettiğimiz sonuçlara ulaştık. Türkiye'de çok başarılı bir finansal yıl kapattık ve operasyonel sonuçlarımız da hakikaten beklentilerimizin üstünde oldu. Biz bu sene başında %8-10 arasında büyürüz diyorduk. 11.9 büyüdük. Hatta Türkiye'de finansman hizmetlerimizi de düşünürseniz %13 büyüdük geçen sene. Son çeyreğe baktığımızda zaten 20'li rakamları görmeye, telaffuz etmeye başladık. Bunlar bizi çok sevindiren finansal sonuçlar oldu. 4.5G'yi sevdik yani 4.5G'yi çok sevdik. Çok sevdik ve 2017'de de bence hayatımızı etkilemeye, bizim de finansal sonuçlarımızı etkilemeye devam edecek. Peki sizin Türkiye'nin datası Türkiye'de kalacak sözünüz var. Ne anlama geliyor bu? Bugünün petrolü data. Petrol üreticisi ülkeler petrollerini ham petrol olarak ihraç ettikleri zaman bence ne kadar büyük bir değer kaybı yaşıyorlarsa, çünkü ham petrolü satmak son derece basit bir komoditi satmak demek. Halbuki o petrolden üretilen, işlenen şeyleri sattığınız zaman büyük değerler çıkartıyorsunuz. Belki bir varil petrol $50 ama bir varil petrolden üretilen ilaçlar, plastikler, teknolojik ürünler $1 milyar. İşte biz datayı petrol gibi düşünmemiz lazım. Datayı ham olarak değil, işleyerek satmamız lazım. Datayı kim üretiyor? Türk insanı üretiyor. Türk insanının ürettiği datanın yurt dışında saklanması, orada işlenmesi ve tekrar Türkiye'ye hizmet olarak ithal edilmesi bence yanlış. O yüzden biz Türkiye'nin datasını Türkiye'de tutacağız. Türkiye'deki data center'larda tutacağız, saklayacağız, orada işleyeceğiz ve bu datayı hizmet haline çevireceğiz. Datayı data olarak değil, müzik olarak, televizyon olarak, anlık mesajlaşma hizmetleri olarak müşterilerimize geri sunacağız ve Türkiye'de de büyük bir değer yaratacağız. Peki biraz da yatırımlardan bahsedelim. Türksel'in yatırım konusundaki vizyonu nedir? Öncelikle biz bir hizmet sağlayıcısıyız diyoruz ama yatırımı da göz ardı edemeyiz. Doğru hizmetleri, en iyi hizmetleri sağlayabilmek için en doğru, en iyi altyapıya sahip olmanız lazım. 2017 senesinde yapacağımız yatırımları da eklersek 3 sene içinde, yani 2015, 16, 17 senelerinde 15.7 milyar lira toplam yatırım yaptık ve yapmış olacağız. Bu hem bizim aldığımız spektrumla alakalı, hem de üzerine koyduğumuz teknolojik yatırımlarla alakalı. Hem mobil tarafta hem fix tarafta biz her sene gelirimizin %20-25'i arasında bir rakamı yatırıma çeviriyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz taahhütleri tutmamız için bu yatırımlara devam etmemiz lazım. 2017'de bu açıdan önemli olacak. Bu sene %20'sini toplam ciromuzun yatırıma çevirmek istiyoruz. Hem sabit tarafta hem mobil tarafta bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Sadece tabii ki yaptığımız yatırımlar Türkiye ile geçerli değil.
Biz aynı zamanda Ukrayna'da ve Belarus'ta da faaliyetteyiz. O ülkelerde de Ukrayna'da 3G'yi hayata geçirdik geçen sene. Önümüzdeki dönemlerde Belarus'ta, Ukrayna'da 4G tartışmaları olacak. Belarus'ta 4G hizmeti vermeye başladık bu sene. Dolayısıyla bütün bu operasyonlarda da yeni yatırımlar bizi bekliyor. Ama yatırımları da en hızlı şekilde hissedarlarımıza geri döndürecek şekilde hizmet haline çevirmemiz lazım. Şimdi bu noktada zaten yurt dışına açıldığımızı görüyoruz. Değişim vizyonu doğrultusunda da sanırım bu hedefler olacak yine. Muhakkak hem coğrafi olarak biz bölgede kuvvetlenmek istiyoruz. Ama daha da önemlisi dijital hizmetlerle dünyaya açılacağız. Geçen sene bizim uygulamalarımızı, dijital uygulamalarımızı, işte Fizi'ydi, TV Plus'tı, BIP gibi uygulamalarımızı 44 milyon yakın müşteri indirdi. Bunların bir kısmı da yurt dışında. Mesela BIP uygulamamız aşağı yukarı 12 milyona geldi toplam kullanıcı sayısı. Bunun 1,5 milyona yakını yurt dışında. Hatta şunu söyleyeyim, Kıbrıs'ta her 4 kişiden bir tanesi BIP kullanıcısı. Ve BIP teknoloji itibariyle Güney Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs'ı ilk birleştiren, sınır tanımayan ilk uygulamayı da yaptı. Ben bu gibi uygulamalarla da küreselleşeceğimize inanıyorum. Artık büyümek için, küresel bir marka olmak için illa fiziksel yatırımlara da gerek yok. Doğru dijital hizmetlerle biz dünyanın her yerinde Türkcell ürünlerini, Türkcell hizmetlerini müşterilerimizle buluşturacağız. Şimdi kuzeyle güneyi birleştirdi dediniz. Kullanıcı ne bekliyor? Bunu biraz anlatabilir misiniz? Yani birçok yatırım yapıyorsunuz, işte yatırımlarınızın büyük bir kısmını ayırıyorsunuz bunları ama yani ne bekliyor kullanıcı, ne istiyor, neden bu kadar çok talep var? Talepleri şimdi, çok iyi karşıladınız ortada zaten ama biraz daha açalım. Ne bekliyorlar, ne istiyorlar? Kullanıcı için artık eski dünyada bir akıllı telefon sahibi olmak analog hayatımızda lüks bir şeydi. Dijital hayatta akıllı telefon aslında bir ihtiyaç malzemesi. Niye ihtiyaç malzemesi? Çünkü insanlar hem oradan öğreniyor, hem orada eğleniyor, hem orada iş yapıyor. Bugün mesela siz işinizi yaparken akıllı telefonunuzun olmadığı bir ortamı düşünebiliyor musunuz? Aslında bu aynı zamanda bir iş yapma aracı. Aynı şekilde vakit bulduğunuzda belki bilgi ihtiyacınızı oradan gideriyorsunuz, iletişim ihtiyacınızı oradan gideriyorsunuz. Dolayısıyla biz yavaş yavaş akıllı telefonların sahipliği arttıkça insanların hayatının en önemli ihtiyaç malzemesi olduk. İnsanlar cüzdanlarını evde unutuyorlar, dönüp almıyorlar ama telefonlarını unuttukları zaman gidip dönüp telefonlarını alıp telefonlarıyla beraber yaşamaya başlıyorlar. O yüzden bizim burada müşterilerimize gerçekten onların tükettiği hangi hizmet varsa onu ulaştırmamız lazım. Ve bunu da bir al-satla değil, gerçekten datayı işleyerek, yaratarak yapmamız lazım. Mesela ben bugün müşterilerimizin çok büyük bir istekle kullandığı uygulamalara baktığım zaman bunların içerisinde dijital yayıncılığı da görüyorum. Bugün biz Türkiye'de okunan dergilerin %50'den fazlasını müşterilerimizle biz buluşturuyoruz. Televizyona bakıyorum, işte 7 dakikalardan 40 dakikalara günlük ortalama izleme süreleri artmış durumda. İnsanlar bunları kullanarak haber takip ediyor. Olayları takip ediyor. Ve mobil cihazlarda seyredilen televizyon programlarıyla evde seyredilen televizyon programları arasında çok büyük bir fark var. Mobil cihazlar daha haber odaklı, bilgi odaklı, spor odaklı izlenirken evlerde daha ziyade eğlenceye yönelik şeyler izleniyor. Türkiye'de trafik ne kadar çok sıkışırsa o kadar çok televizyon seyredilir bir noktada. İnsanları bilgilendirmek zorundayız, eğitmek zorundayız, eğlendirmek zorundayız ve bütün bu alanlarda da yeni hizmetlerimizi hazırlamamız lazım. 2016'ya dönelim. Şimdi 2016'da Türkiye'nin başına birçok şey geldi. Kur çok yükseldi. Bu kur riskini Türkcell nasıl yönetti 2016'da ve 2017'deki finansal beklentileriniz neler? Şimdi 2.8 milyarlık operasyonel yatırım planınız vardı. 3.5 milyara çıktı. 2017'deki beklentiler neler olacak? Şimdi bizim gibi gelirleri yerel para olan şirketlerin yurt dışı borçlanmalarında çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü neticede biz Türk lirası satıyoruz hizmetlerimizi. Yaptığımız yatırımların çoğu yurt dışından aldığımız, ithal ettiğimiz teknolojiler ve borçlanmamız da yurt dışından yaptığımız zaman kur riskine çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve hissedarlarımızla yaptığımız diyalogları da biz bu konuda çok ince bir şekilde değerlendiririz. Bizim 2015 senesi Ekim-Kasım aylarında biliyorsunuz uluslararası piyasalardan yapacağımız yatırımları fonlamak amacıyla 2.9 milyar dolarlık bir fon yarattık. Bunun ortalama vadesi 6.6 seneydi.
Ortalamada 3.4 yüzdeyle borçlandık. Çok doğru bir zamanda borçlandık. Uluslararası piyasaların daha rahat olduğu, daha erişimin kolay olduğu bir dönemdi. O yüzden hakikaten 3 yıllık büyümemizi fonlayacak şekilde bir aksiyon aldık. Ondan sonra orada durmadık. Ve bu aldığımız yabancı para borçları doğru bir hazine politikasıyla, cross currency swaplarla Türk lirasına çevirdik. Elimizdeki parayı döviz olarak tutarak kendi kendimizi hedge ettik. Ve sene sonuna baktığımızda bizim yabancı para açık pozisyonumuz sadece 125 milyon dolar. Bizim boyutumuzda bir şirket için bu da çok doğal bir rakam. Bu alanda dikkatli olmaya, muhafazakar olmaya devam edeceğiz. Ve kendimizi yabancı paradaki dalgalanmalara karşı her zaman için korur bir durumda olacağız. 2016 senesi bu açıdan bizim açımızdan çok başarılı oldu. Bu alandaki hassasiyetimize devam edeceğiz. 2017'de de aynı şekilde, tabii, aynı dikkatle devam edeceğiz. Peki, ödeme sistemleri konusunda bazı yeni atılımlar oldu. Bunlar neler? Biz finansal hizmetlere bu sene iki alanda girdik. Bir tanesi tüketici finansman hizmetlerimiz. Aşağı yukarı 9 ay önce faaliyete geçen hizmetimiz çok başarılı oldu. Biz şu anda günde 10 bine yakın kontrat yapıyoruz. Türkiye'nin en çok tüketici finansman kontratı yapan şirketi haline geldik. Sadece 9 aylık performansımızla. Türk insanının tasarruf seviyesi tabii ki çok yüksek değil. Bu yüzden de onun erişebileceği bir hale getirmemiz lazım akıllı telefonları. Ben bunu bir lüks malzemesi olarak da görmüyorum. Demin de söyledim. Artık, bu insanların, evet, ihtiyacı. Eğer bir insan eğitimini buradan sağlayacaksa, işini buradan bulacaksa, işini buradan yapacaksa, her vatandaşımızın elinde muhakkak bir akıllı telefon olması lazım. Bence akıllı telefon olmaması bir rekabet dezavantajı haline gelmiş durumda. O yüzden biz akıllı telefonlara erişimi kolaylaştırmak için tüketici finansman modelini getirdik. Bunu daha da ilerleteceğiz ve bütün ödeme sistemlerini mobil platformlara taşımak hedefimiz. Gerek ön ödemeli kartlarla, gerek kredi kartlarıyla, gerekse mobil ödeme sistemleriyle insanların hayatına biraz daha girmek, onların ödeme alanındaki verimliliklerini artırmak istiyoruz. 2016'yı konuştuk, 2017 beklentilerini konuştuk. Bir de 2023 vizyonu var. Siz her zaman demokrasiye inanan bir Türksel olduğunu söylüyorsunuz ama 2023 vizyonu nedir Türksel'in? Dünya hakikaten yeniden şekilleniyor. Bu yeniden şekillenme içerisinde Davos toplantılarında da çok gündeme geldi. Dünyada bir güven açığı var. Ülkeler arasında bir güven açığı var. Ülkeler içinde de bir güven açığı var. Bence çok az sayıda ülke bugün bu güven açığı problemine aşar duruma geldi. Bunlardan bir tanesi de bölgesel bir güç olarak her geçen gün kuvvetlenen Türkiye. Bence önümüzdeki 10 sene içerisinde Hindistan'ı, Türkiye'yi, Japonya'yı, Çin'i, Rusya'yı daha çok duyacağız. Ve bu ülkelerin gelişimleri de dünyadaki dengeleri değiştirecek. Bunun tek yolu var. Teknolojiyi üreten ve en iyi kullanan ülke haline gelmemiz. Bence Türkiye 4.5G yatırımıyla bu alanda çok önemli bir adım attı. 5G'de de bizim ilk olmamız lazım. 4.5G nasıl tüketicinin hayatını bu kadar derinden etkilediyse, 5G'de endüstrinin hayatını değiştirecek. Bambaşka verimlilik seviyeleri, bambaşka maliyet seviyeleri oluşacak. Türkiye'nin bu alanda ilk olması lazım. Bizim yaptığımız çalışmalarda 5G teknolojisini Türkiye'ye ilk getirmeye odaklanacak. Bu noktada aslında çok önemli bir şeye değindiniz. Üretim. Üretim, evet, çok önemli. Bir adım ileriye gitmek için her zaman teknolojiyi üreten olmak gerekiyor. Bu alanda da inşallah sizden çalışmaları bekliyoruz. Peki Türkiye'nin en büyük veri merkezini de açtınız. Evet. Bu veri merkezi hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Nasıl bir merkez? Gebze'deki veri merkezimiz 10 bin metrekare beyaz alanı olan, yani fabrika gücü olan diyeyim, 35 bin metrekarelik bir tesis. Dünyanın en gelişmiş data center'larından bir tanesidir. 9 şiddetinde depreme dayanıklı, tamamen plastik takozlar üzerinde inşa edilmiş. Bana göre bir teknoloji harikası. Bunun benzerlerini Ankara ve İzmir'de de açacağız. Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalması için uluslararası standartlarda, hatta dünyanın en iyi data center'larına ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu yatırımlarımızın bir parçası. Hem Türkiye'nin iletişim altyapısını geliştirmemiz lazım, hem de bu data center'larla üretim kapasitesini, data işleme kapasitesini de yükseltmemiz lazım. Bu alandaki yatırımlarımız devam edecek. Gebze'deki data center'ımıza şu anda bile dünyanın önemli oyuncuları yatırım yapacaklarını açıkladılar. İlk yatırımı Oracle yaptı. Şu anda da Facebook benzer bir yatırımı yapıyor. Türkiye'nin datasını onlar da yavaş yavaş Türkiye'ye iade ediyorlar.
Biz de ona sahip çıkacağız burada. Şimdi finansı çok konuştuk. Biraz da sosyal sorumluluk projelerinden bahsedelim. Arı Kovanı, Merhaba Umut gibi projeleriniz var. Biz geçmişten de çok güzel aklımızda kalan projeleri hatırlıyoruz ama bu yöndeki çalışmalarınız neler? Sosyal sorumluluk projeleri var mı? Yeni bir şey. Şimdi ben telekom sektörünün şöyle bir vazifesi olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki 5 sene hayatımıza suni zeka, yapay gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik, robotlar, IoT'ler, bu gibi teknolojiler gelecek. Bu teknolojileri duyduğumuz zaman aklımıza ilk gelen şeyler insansız depolar, insansız fabrikalar, insansız araçlar, sürücüsüz kamyonlar. Ama bir de insan var. Bu teknolojileri kullanarak insanın hayatına yenilikler, kolaylıklar getirmemiz lazım. O yüzden biz stratejik olarak hep ihtiyaç duymasını beklediğimiz gruplara bakıyoruz ve bu teknolojileri onların hayatını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için nasıl kullanırız buna bakıyoruz. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse, örneğin engelliler. Sanal gerçeklik gibi, suni zeka gibi, güçlendirilmiş gerçeklik gibi teknolojileri kullanarak bir görme engellinin, duyma engellinin ya da hareket edemeyen bir insanın hayatına getirebileceğiniz katkıyı düşünün. Bu bir alan. İkincisi, iletişim teknolojilerini kullanarak bir mültecinin hayatına dokunabileceğiniz alanları düşünün. Ya da ülkemizde çok zor bir girişimci olmak, bir girişimcinin hayatını kolaylaştırabileceğiniz alanları düşünün. İşte biz bu gibi özel ihtiyacı sahip grupların hayatını kolaylaştıracak, onlara gerçek anlamda değer yaratacak alanlarda teknolojiyi kullanmak gibi bir hedefimiz var. Bu sene 3 tane örnek vermek isterim. Hakikaten bence bu alanda çok güzel sonuçlara ulaştığımız. Bunlardan bir tanesi Arı Kovanı. Arı Kovanı bir kitlesel fonlama platformu. Buradaki amacımız fikirlerle yatırımcıyı ilk elden buluşturmak. Bir yatırımcı bir fikre sahip bir insanla buluştuğu zaman o fikre sahip insan bir kişiden 1 milyon liralık bir yatırım aramak yerine 1 milyon kişiden birer liralık yatırımla fikrini hayata geçirsin istiyoruz. Arı Kovanı'nın amacı bu. Bugüne kadar 18 tane proje burada görücüye çıktı. 10 tanesi fonlandı. Bunlardan hatta 5 tanesi de daha sonra ileriki dönemde daha büyük yatırımcılarla da buluştu. Bence kitlesel fonlama önümüzdeki yılların en önemli yatırım araçlarından bir tanesi olacak. Bir diğer konu, görme engellilerle yaptığımız bir proje var. Bu projede reklamı çok etkileyiciydi bu Vestel, arada. Vestel'in de çok büyük katkıları var, YGA'nın katkıları var. Burada sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik, suni zekayı bir görme engellinin hayatına, işte o değnekleri var biliyorsunuz onların, evet, hayatlarında daha kolay yaşamalarını sağlayan o değnekleri akıllı hale getirerek bambaşka bir deneyim sağlamak amacımız. Burada da Vestel bunun dünyadaki bütün pazara yönelik üretimini gerçekleştirecek. Bence çok yine güzel bir örnek. Bir diğer örnek de Merhaba Umut projemiz. Bu projeyle amacımız, Türkiye'deki şu anda aşağı yukarı 3 milyona yakın mülteci var. Bunların 1.2 milyonu bizim müşterimiz. Ve biz onların hayatını kolaylaştırmak için bir uygulama geliştirdik. Bu uygulama sayesinde hem Türkçe öğreniyorlar, hem kendilerini Türkçe ifade edebiliyorlar. Çünkü burada bir suni zeka uygulaması var. Türkçeden Arapçaya, Arapçadan Türkçeye direkt sesten sese tercüme yapabilen. Şu ana kadar 4 milyon kere kullanılmış bu uygulamamız. Bir diğer taraftan da dijital kamu hizmetlerine ulaşıyorlar. Tabii ki geride bıraktıklarıyla iletişim içine giriyorlar. İleride başka ülkelere giden akrabaları var, onlarla konuşuyorlar ama onların iletişim ihtiyaçları, hizmet ihtiyaçları ve güncel hayatlarında onların hayatını kolaylaştıracak uygulamaları bir araya getirdik. Bence dünyada mültecilere yönelik yapılmış en etkili ve başarılı uygulamalardan bir tanesi oldu. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Kahve molasında bugün Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nu ağırladık. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.